Şuraya aldı galiba rekor değil mi? Şey yapabilirsin. O zaten sahip. Gelen var bilgi. Oraya basıyoruz. Şu şeyi. Aynen bu. Tamam bu zaten. Aynen. Görebiliyor musunuz Evet, arkadaşlar? görünüyor. Nasıl? Görünüyor hocam, görünüyor. Tamam, çok güzel. Tamam, zaten ben uzun süre bunu kullanacağım. Teşekkür ederim hocam. Şimdi hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlarım, biz sizin aslında bu konuların bazılarını işledik ama bütün gruplarda olduğu için baştan aldım. Zaten yine anlatacağız. Yine inşallah karşılaştığımızda Haziran'ın ilk haftası toparlayacağını düşünüyorum ben. İnşallah ondan sonra tekrar hayatımıza geri döneceğiz. Güzel hayatımıza hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. İnşallah her şeye şükretmek lazımmış. Yemin ederim. Onu öğrenmiş oldum. Değil mi Hatice? Ne kadar çok şeyden şikayet ediyormuşuz. Çok, ben çok yoruluyorum diyordum. Gelmek istemiyorum, yapmak istemiyorum ama hiç demeyeceğim artık bundan sonra. Allah Allah, Fatma Nur düşüyor galiba. Fatma Nur gelmeye çalışıyor. Şimdi başlayalım. Herkese aldım. Hadi bakalım. Şimdi, Bakalım. arkadaşlar bu harita zaten hepinizde var. Elinizde, herkesin elinde var. Şimdi şeyden başlayacağız. Birinci Dünya Savaşı. Nasıl? Fatma Nur. Sesim geliyor mu Fatma Nur? Geliyor mu Tamam. Düşüyorsun arada da. Sanki. Tamam. Şimdi hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz bunu işlemiştik sizinle bazılarınızla, bazılarınızla da işlememiş olabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'ndan başlıyoruz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın tarihini hepiniz biliyorsunuz. 1914 ile 1918 yılları arası Birinci Dünya Savaşı. 1914-1918 yılları arasını biz Birinci Dünya Savaşı diye işlemiştik. Biz Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleri ve özel sebepleri diye işlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Önce genel sebeplerinden başlayacak olursak. Gelen var, onu alalım. Şimdi genel sebeplerinden başlayacak olursak sömürgecilik yarışı, tamam mı? Peki bir soru size. Sömürgeciliği başlatan önemli olay neydi dünyada? Sesim geliyorsa hemen aranızdan birisi cevap versin. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Hatice, sesim geliyor mu? Duyuyorum hocam. Duyuyorum. Tamam. Şimdi Çok çok mikrofonu güzel. kapatmıştım Arada da. ses mi gidiyor? Yok, ben mikrofonu kapatmıştım da sesim oraya çok gitmesin diye. Tamam. Böyle bazı birkaç kişi mesela seninki açık kalsın çünkü çok şey oluyor böyle. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Tamam. Böyle soru cevap olabilecek öğrencilerim olsun arada. Çünkü böyle göz göze bakıp konu anlatması çok farklı bir şey. En azından seslerinizi duyarsam daha iyi hissederim kendimi. Boş boş anlatıyormuş gibi hissediyorum. Şimdi biz Birinci Dünya Savaşı'nı aslında sizinle işlemiştik. Başlangıç olarak 1914-1918 yılları arasında diye başlamıştık. Yine devam ediyoruz. Gelenler de var. Onları da bir yandan kabul ediyorum. Önce şeyden başlayalım. Önce savaşın nedenlerinden başlayalım. Biz nedenlerini özel nedenler ve genel nedenler diye işlemiştik hatırlıyorsanız. Şimdi önce genel nedenler. Genel nedenlere baktığımızda bizim için sömürgecilik diye bir kavram var. Sömürgecilik. Mesela bu sömürgeciliği nerede, hangi olayda biz öğrenmiştik sömürgeciliği? Hatırlıyor musunuz? Sanayi Sanayi devrimi için. devrimiydi. Sanayi Hatırladınız mı? devrimi. Sanayi devriminde işlemiştik biz sömürgeciliği. Sanayi devriminin en önemli sonucuydu zaten sömürgecilik. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi sömürgecilik savaşların asıl sebebi zaten sömürgecilik. Böyle baktığımızda milliyetçilik var. Milliyetçiliği hangi olayda biz işlemiştik? Sanki Fransız ihtilaliydi Fransız sanki. İhtilali'nde işlemiştik aynen. Fransız İhtilali'nin bizim için en önemli sonucu neydi? Milliyetçilikti.
Dolayısıyla milliyetçilik yüzünden devletler kurulacak ve bu devletler işte mesela örnek olarak verebileceğimiz hangi devlet mesela? Örnek olarak verebileceğimiz devlet işte Almanya, İtalya. Bunlar yeni kurulmuş devletlerdi. Bunlar büyük devlet olmaya çalışıyordu hatırlayın. Dolayısıyla o büyük devlet olmaya çalışırken sömürgecilik yarışına girmiş diyor. Sömürgecilik yarışına girince de haliyle savaşın içerisinde kendisini bulacak. Dolayısıyla sömürgecilik yarışı deyince sanayi devrimi aklımıza gelecek. Milliyetçilik deyince aklımıza Fransız ihtilali gelecek. Peki, silahlanma yarışı. Bu çok önemli. Günümüzde de dünyada da silahlanma yarışı. Dikkat edin, büyük devletler, zengin devletler hepsinde ciddi bir silah depoları var. Yani silahlanma yarışı içerisindeler. Dolayısıyla savaşları asıl zaten başlatan olay da savaşlara dikkat ederseniz gün geçtikçe daha da güçleniyor savaşlar. Sebebi ne? Savaşlar da silah sanayisi güçleniyor. İkinci Dünya Savaşı falan düşünürseniz. Dolayısıyla sömürgecilik yarışı, bir yandan da gelenleri kabul ediyorum. Sömürgecilik yarışı sanayi devrimine bağladık sömürgecilik yarışı. Milliyetçiliği Fransız ihtilaline bağladık. Silahlanmayı devletler siyasi birliğine sağladıktan sonra büyümeye çalışacak. Büyümeye çalıştıkça da silah üretmeye başlayacak. Almanya ciddi bir silah sanayisi olan bir ülke olacak. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'nı falan da hatırlarsanız. Peki devletler arası bloklaşma. Biz bloklaşmayı İtilaf ve İttifak Devletleri diye işlemiştik hatırlıyorsanız. Onu ayrıca konuşacağız. Biraz sonra size bloklaşmayı açacağım. Şimdi biraz özel sebeplere bakalım istiyorum. Şimdi özel sebeplere baktığımızda, şimdi özel sebeplerde siyasi birliklerini tamamlamaları diyor. Şimdi siyasi birliğini tamamlayan iki tane devlet vardı. Birisi Almanya, diğeri neydi Hatice? Hocam gittiniz. Hangisini? Bir verir misin? Ya şu kalemler bana lazım be. Şimdi öğrencilerin de sesi geliyor arada. Şimdi şöyle, siyasi birliklerini tamamlamaları derken birincisi Almanya, ikincisi İtalya. Almanya ile İtalya siyasi birliğini tamamladığı için zaten savaşı başlatacak olan bu iki devletti hatırlıyorsanız. İtalya'nın kurucusu Kont Cavour. Almanya'nın kurucusu Bismarck'tı hatırlayın. Demir Şansölye diye öğrenmiştik. İkisi de 1870'lerde kurulan iki yeni devletçik. Bu devletçikler büyümeye çalışırken o savaşın içerisinde kendilerini bulacaklar, savaşı da başlatacaklar. Bakın, yani demek ki siyasi birliğin tamamlaması derse iki tane devlet aklımıza gelecek. Birisi Almanya, diğeri İtalya. Tamam, geçiyorum. Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine'de ne vardı? Sesimi duyan birisi ses versin bana. Çok önemli bir şey vardı Alsace-Lorraine'de. Ne vardı? Savaşı başlatacak o şeylerden bir tanesi. O dönemin ham maddesi. O dönemde güçlü bir ham madde vardı. Kömür. Aynen. Şimdi burada taş kömürü var. Taş kömürün enerji kaynağı da çok yüksek ya. Şimdi burada Alsace-Lorraine bölgesini gidiyor Almanya Sedan Savaşı'nda işgal ediyor, alıyor. Kimin toprağını alıyor? Fransız toprağı burası. Fransız toprağını alıyor. Dolayısıyla iki tane devletin bizim karşılıklı karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Birisi Almanya, diğeri Fransa. Hangi topraklar için? Alsace-Lorraine için. Farklı kutupta yer alacaklar. Bak, Almanya ile Fransa bu nedenle farklı kutupta yer alacak. Tamam mı? Devam ediyorum. Mesela Balkanlara hakim olma mücadelesi, Panslavizm diyor. Biz bunu işledik sizinle. Özellikle bu politikayı öne atan devlet Rusya mıydı? Rusya. Rusya Balkanlar'da büyük bir devlet olmaya çalışıyor. Slav ırkını birleştirmeye çalışıyor. Biz bunu böyle işlemiştik zaten. Balkanları da dahil olmak üzere Slav ırkını birleştirme politikası diye işlemiştik. O zaman iki tane devletle karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bu devletlerden bir tanesi Avusturya Macaristan, bir tanesi Rusya oluyor. Çünkü ikisi, bak Avusturya Macaristan zaten Balkan toprakları, Balkan devleti. Dolayısıyla Rusya burayı ele geçirmek istediğine göre ikisi karşı kutuplarda yer almış oluyor. Tamam mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Özel sebepler diye iki ayrı ayrı devletlerin özel sebeplerini böyle düşüneceksiniz. Bunun dışında devam ediyorum. Kuzey Afrika'nın paylaşılması. Şimdi hatırla. Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i kim işgal etti? Fransızlar. Mısır'ı kim işgal etti? İngiliz. İngilizler.
O zaman bizim orada bir tane toprak vardı. O da neydi? Trablusgarp. Trablusgarp'ı da kaybettim. Orayı kim işgal etti? İtalya. İtalya. Dolayısıyla Kuzey Afrika artık Kuzey Afrika bizde değildi. Osmanlı ile ilgili artık Osmanlı toprağı zaten kalmamış. Bunlar kendi aralarında bir o toprakları paylaşamayacaklar. Diyecekler ki, özellikle Fransa diyecek ki ya kardeşim sen oradan çekil. Sen Trablusgarp'ta ne işin var? Ben zaten her yeri almışım. Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i almışım. Hepsi benim. Dolayısıyla Trablusgarp'ta benim olacak diyecek. Dolayısıyla yani Fransa ile İtalya bu şekilde karşı karşıya gelmiş olacak. Tamam mı? Peki devam ediyorum. Orada ne var başka? Akdeniz'e ulaşma, sıcak denizlere inme politikası. Biz bunu geçmişten beri öğrendik. Bir devlet. Karadeniz'den sıkılmış. Soğuk, Karadeniz'in soğuk sularından sıkılmış. Nereye inmeye çalışıyordu? Akdeniz'e inmek istiyordu. Akdeniz'e inerken özellikle nereye kullanabilir? Özellikle bizim için çok önemli bir nokta vardı orada. Neresiydi hatırlayan var? Tekrar alabilir miyim soruyu? Kaçırdım. Şöyle, sıcak denizlere inebilmenin yolu neresini almaktı? Boğazlar. Hatırladınız mı? Sıcak denizlere, denizlere inmenin yolu. Evet, nereye hangi bölgeye geçirirseniz? Evet, boğazlar. Evet. Değil mi? Ben boğazları alırsanız boğazlardan rahat bir şekilde aşağıya inersiniz. Bizim için bu politikanın sıcak denizlere inmek, İngiltere'yi sıkıştırmak, İngiltere'nin sömürgelerini ele geçirmek gibi bir hedefi vardı. Aslında kimin hedefiydi bu? Rusya'nın hedefi. Rusya sıcak denizlere inip güçlenme derdindeydi. Bu nedenle uzun bir süre İngiltere hep Osmanlı'yı korumak istedi. Ruslar güçlenmesin, benim sömürgelerimi ele geçirmesin diye. Hatırladınız mı? Denge siyaseti diye işlemiştik. Peki, şimdi son bir şey daha kaldı özel sebeplerde. Bunlardan bir tanesi de Uzak Doğu'da Japonya'nın yayılma politikası. Şimdi Uzak Doğu petrolleri, Uzak Doğu'da da petroller var. Dolayısıyla Japonya güçlenmiş bir devlet. Ben size Meiji Restorasyonu diye, Meiji Restorasyonu'nu anlatacağım. O restorasyon döneminde ciddi derecede biz şeyin güçlendiğini görüyoruz. Ne derler? Japonya'nın güçlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla Japonya ben de varım diyor. Yani ben de diyor Uzak Doğu petrollerini ele geçirmek istiyorum. Dolayısıyla Japonya'nın savaşa girme sebebi de Uzak Doğu petrollerini ele geçirmek için. Anlaştık mı? Buraya kadar var mı sıkıntı? Şimdi özel sebeple genel sebepleri anladık mı? Var mı bir sıkıntınız? Özellikle şeye dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi mesela Alsace-Lorraine bölgesinde ne var? Alsace-Lorraine bölgesinde taş kömürü var. Buna dikkat. Aslında bizim politikasını öğrenmiştik. Rusların politikasıydı. Sıcak denizlere inme politikasıydı. Bunun dışında baktığınızda özellikle Rusların sıcak denizlere inme politikası, Panslavizm'in Balkan topraklarındaki Slavları birleştirme politikasıydı. Bunun dışında bir saniye gelen var. Bunun dışında baktığımızda Uzak Doğu'da Japonların yayılma politikası izlediğini görüyoruz. Şimdi geldi. Bak bu özel sebep ve genel sebep diye ayrıntılı biz bunu sizinle işlemiştik. Şimdi gruplaşmalar var demiştik ya. Gruplaşmalara bir bakalım mı? Kimler varmış gruplaşmalarda? Şimdi gruplaşmalara baktığımızda bir kere İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rusya'nın olduğunu görüyoruz. Rusya dikkat edin, Çarlık Rusya bu dönemde. Krallıkla yönetiliyor. Dolayısıyla bu üç tane büyük devletin karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Yani karşı karşıya birleştiğini daha doğrusu. Birleştiğini görüyoruz. Biz bunun adına itiraf devletleri diyoruz. Üçlü itiraf devletleri. Anlaşma devletleri diye de yazar sorularda. Dikkat edin. Anlaşma devletleri yazarsa itilaf devletleri demek istiyor. Bağlanma devletleri derse ittifak devletleri diyordur. Tamam mı? Yani soruyu sana ile itilaf ittifak yazmak zorunda değil. Yani sana itilaf derse anlaşma diyebilir, anlaşma devletleri diyebilir. Anlaşma yazamadım. Evet. Evet. Bazılarınızın sesleri çok şeyli geliyor oradan. Şimdi itiraf devletlerini anlaşma devletleri diye alacaksınız. İttifak devletlerini de bağlanma devletleri diye alacaksınız. Devam ediyorum.
İtalya devletlerinin İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya diye söyledik. Şeye de ittifak devletlerine de başladık. Almanya, İtalya, Avusturya Almanya, İtalya, Avusturya Macaristan. Şimdi Almanya siyasi birliğini yeni kurdu. İtalya siyasi birliğini yeni kurdu ve Avusturya Macaristan artık Kürtleşmiş, yani bu milliyetçi isyanlarından falan ciddi derecede etkilenmiş bir imparatorluk. Dolayısıyla arkadaşlarım, bu devletlerin bir araya geldiğini görüyoruz ve bu devletlerin özellikle savaşı başlatanın ne olduğunu, Almanya'nın, Avusturya, Macaristan'ın ve İtalya'nın olduğunu, ama savaşta sana taraf değiştiren dersen hangi devlet olurdu? Hatırla. İtalya. Aynen öyle. İtalya, Londra anlaşmasıyla gizli anlaşmayı bağlar. Savaşlarda gizli anlaşmalar olur. Hocam sizi duyamıyorum. Ses gelmiyor mu? Görmüyorum. Şu anda görmüyorum da. Heh, tamam. Beni görmüyor musun? Şu anda iyi. Şu an görmüyor musun? Yok, şu anda iyisiniz. Görüyorum. Tamam. Bazen internet mi yavaşlıyor acaba? Ondan da olabilir Hatice. Şimdi Londra Anlaşması'nı konuşuyorduk. Gizli anlaşma. Londra Anlaşması ile İtalya taraf değiştirecek hangi gruba geçecekti? İtilaf grubuna geçecekti. Aynen, itilaf grubuna geçecekti. Dolayısıyla baktığımızda taraf değiştirenlerle ilgili konuşacak olursak, Osmanlı Devleti Almanya ile anlaşıyor ve 1914 yılında ittifak grubunda savaşa giriyor. Onun sebeplerini ayrıntılı konuşacağız. Geçiyorum. Çanakkale'de taraf değişti. Çanakkale'de savaşa giren birisi var. Bir devlet var daha doğrusu. O devlet Bulgaristan. İttifak grubunda savaşa giriyor. Peki toparlayacak olursak kaç kişi var savaşta? Daha doğrusu kaç devlet var? Savaşta Japonya var. Uzak Doğu petrolleri için. Sırbistan zaten Sırplı bir milliyetçi. Avusturya Macaristan veliahtını öldürecek. Bu şekilde savaş edeceğiz. Daha doğrusu Avusturya Macaristan açacak savaşı. Romanya var. Belçika var. Karadağ var. Portekiz var. ABD zaten savaşa sonradan girip de savaşı bitirecek. Havasını atacak. Wilson ilkelerini falan yayınlayacak. Yunanistan savaşa girecek. Bunlar itilaf grubunda. İtilaf grubunda o zaman İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya, Japonya, Sırbistan, Romanya, Belçika, Karadağ, Portekiz, ABD, Yunanistan, bunlar itilaf grubunda. İttifak grubuna bakalım. İttifak grubunda kimler var? Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. Şimdi İtalya taraf değiştirip geçiyor zaten. Nereye geçiyor İtalya? İtalya buradan çıkıyor, itilaf grubuna geçiyor. Londra Anlaşması'yla. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım. Bazen düşenler de oluyor. İnternet yerlerimi çekmiyor. Seslerim falan geliyor herhalde. Bir sıkıntı yok. Şimdi bakıyoruz. Savaşı başlatan bahane sebep. Bunu bir 500 milyar tarzı bir yarışma programında sormuşlardı. Avusturya Macaristan veliahtını öldüren Sırplı milliyetçi kimdir? Bu milliyetçi Pirincik diye bir adam. Yani aslında savaş arka planda gruplaşmalar oluşmuş, itilaf devletleri, ittifak devletleri gruplaşmış. Sadece savaşın bir başlangıcı olması gerekiyor. O başlangıcı olacak olayda gidiyor Sırplı bir milliyetçi Avusturya Macaristan veliahtını öldürüyor. Arkasından Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Sırbistan'a savaş ilan edince haliyle direkt Rusya sen diyor nasıl Sırbistan'a savaş ilan edersin diyor. Zaten kansalizm politikası derdinde. Dolayısıyla Avusturya Macaristan'a savaş ilan ediyor ve gruplar birbirlerine savaş ilan ediyor. Savaş süreci devam ederken biz İtalya'nın gizli anlaşmayla hangi gruba geçtiğini görüyorduk? İtilaf grubuna geçtiğini görüyorduk. Hatırladınız mı? Tamam mısınız? Evet, şimdi geldim. Osmanlı'nın savaşa girmesine. Şimdi Osmanlı'nın savaşa girmesi. Bir bakalım. Evet, şimdi Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi. Herkes görebiliyor mu bu kısmı? Evet. Gözüküyor mu? Çoktur fazla mı? Görebiliyor musunuz? Görünüyor hocam. Tamam, görünüyor, çok evet. Güzel. Şimdi Osmanlı niye savaşa girdi? Biraz onu konuşacağız. Şimdi Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi. Osmanlı ilk önce itilaf grubuna gidiyor. Diyor ki ben diyor savaşa gireceğim. Kalkülasyonları kaldırırsanız savaşa gireceğim.
Tabii İsrail devletleri bunu kabul etmiyor. İngiltere, Fransa gibi ülkeler niye kapatacağız canlarını kaldırması? Kabul etmiyor. Hatırlayın bu süreçte biz iki tane savaş gemisi alıyoruz. Reşat ve Osman diye. İki tane savaş gemisini istiyor. Parasını gönderiyoruz İngilizlere. Ama İngilizler bizim savaşa gireceğimizi artık anladıkları için bize gemileri göndermiyorlar. Bir de bunu unutmayın. Daha sonra biz gidiyoruz şeye. Mutlaka o siyasi yalnızlıktan kurtulmak için, kapitülasyonlardan kurtulmak için, kaybettiğimiz toprakları geri almak için. Balkan savaşlarında çok toprak kaybettik. Dolayısıyla kaybettiğimiz toprakları da geri almak istiyoruz. Bu nedenle biz savaşa girmek istiyoruz. Bunun sebebiyle zaten topraklarımızın yanında, sınırlarımızda savaş oluyor. Dolayısıyla itiraf devletleri bizi kabul etmiyor. Bizi kabul eden ittifak devletlerinden kabul ediyorlar. Sebebi ne peki? Bizi kabul etme sebepleri, yani Osmanlı'yı niye savaşa almak istiyorlardı? Bir kere Osmanlı savaşa gitmesiyle onu sonra söyleyeceğim. Bizi savaşa alma sebepleri, bir, Almanya bizim coğrafi konumumuz için bizi savaşta istiyor. Çünkü diyor ki, eğer bir Osmanlı'yı yanıma alırsam, ne olur? Savaş geniş alana yayılır. Savaş geniş alana yayılırsa İngiltere sıkışır, bu benim işime gelir. Benim yüküm hafifler diyor. Bu nedenle Osmanlı'yı Almanya kabul ediyor, kendi tarafına çekiyor. Tamam mı? Kendi tarafına çekme sebebi, özellikle bu soruyu sorarlarsa size coğrafi konumunu düşüneceksiniz. Osmanlı'nın coğrafi konumu çok önemli. Dolayısıyla ikinci sebebi de şeyi düşünün. Halife gücünü düşünün. Yani diyor ki Almanya, ya diyor bu Osmanlı halifesi, Osmanlı padişahı cihat ilan ederse diyor. Bu diyor benim işime gelir diyor. Yani cihat ilan ederse diyor. İngiltere'nin içerisinde gidiyor Müslümanlar. İngilizlere karşı ayaklanır. Bu şekilde İngiltere'yi zor duruma sokarız diye düşünüyor. Bilmiyor ki Müslümanların bir kısmı ümmetçilik ya da İslamcılık politikasının çöktüğünü ve Müslümanların bir kısmının özellikle Arapların 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı savaşacağını bilmiyor. Dolayısıyla aslında bu istekleri yerine gelmeyecek. Ama savaşı geniş alana yayacak mı? Osmanlı'nın savaşa girmesi. Tabii yayılıyor. Çok geniş bir alana yayılacak. Biraz sonra sizinle işleyeceğiz şeyi. Geniş alana o tabloyu göstereceğim size. Dolayısıyla aslında o işe yarayacak ama şey kısmı işe yaramayacak. Yani ne derler bu Müslümanları şey yapma, kışkırtma politikası işe yaramayacak. Dolayısıyla İngilizler Almanlardan daha önce davranmış olacak. Ajanlar gönderecekler Arapların içerisine. Araplara diyecekler ki biz size bağımsızlık vereceğiz. McMahon Anlaşması diye gizli anlaşmalar vardı hatırlıyorsanız. Dolayısıyla Araplar Osmanlı'ya savaş açacak. Osmanlı'ya karşı bizimle birlikte değil İngilizlerin yanında savaşta yer alacaklar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Kafanıza takılan Suriye bir şey varsa. Suriye cephesiydi değil mi hocam? Söyle Hatice. Suriye Filistin cephesindeydi. Şey mi? Arapların da, evet, Irak cephesi de olur, Kanal cephesi de olur. Yani maalesef kısımda şey değiliz biraz, Araplar, McMahon Anlaşması'yla maalesef Osmanlı'ya karşı savaşmışlar. Peki Osmanlı nasıl savaşa girmiş, bir ona bakalım. Şimdi Osmanlı'nın savaşa girmesi derse de o zaman şunu düşüneceksiniz. İki tane Alman gemisi. Bu gemilerden bir tanesi Goben, diğeri Breslau'da, hatırlayın. Goben ve Breslau adlı iki tane Alman gemisi gidiyor, İngiliz gemisini bombalıyor. Ondan sonra İngiliz gemisini bombaladıktan sonra da şeye geliyor. Osmanlı ile anlaşmışlar zaten arka planda. Osmanlı ile anlaştıkları için Osmanlı'nın işte şey İstanbul'a geliyor. Dolayısıyla Osmanlı gemileri satın aldı diyor ve gemilerin isimlerini değiştiriyordu. Hatırlayın, isimler ne yapıyordu? Yavuz ve Midilli yapıyordu. Hatırladınız mı? İşlemiştik. Yavuz ve Midilli olan gemiler kimin emriyle? Enver Paşa'nın emriyle, o dönemin hükümetinin emriyle gidiyor. Nerenin limanını bombalıyor? Kimin limanını bombalıyor? Vallahi de Rusya'nın limanını bombalıyor. Baş düşmanınız Ruslar. Rusya'nın limanını bombalıyor. Odessa ve Sivas Topal limanını bombalıyor. Ve bu şekilde kime savaş ilan etmiş oluyorsunuz? Kime savaş ilan etmiş oluyorsunuz? Rusya'ya savaş ilan etmiş oluyorsunuz, savaşa girmiş oluyorsunuz işin aslı. Dolayısıyla bu şekilde biz savaşa girmiş oluyoruz. Peki bir soru size. Hangi cepheyi açmış oluyoruz? Yani Goben ve Breslau adlı o gemiler şeye
Sivas Topal, işte Odessa limanını bombalarsa hangi cepheyi açmış olur sence? Ruslar, Ruslara karşı. Hangi cephe olur? Kafkas cephesi. Kafkas. Aynen, Kafkas cephesi olur. Çünkü bakın, Kafkas cephesini işleyeceğiz biraz sonra. Tamam. Şimdi dolayısıyla biz Osmanlı'nın bu şekilde savaşa girdiğini görüyoruz. Genel anlamda şöyle bir elinizler de vardır sizin. Bunu notlar vardır. Notlar da yanınızda olursa daha rahat sizin için. Gerçi şeyden de görüyorsunuz ekrandan da. Biraz küçültsem görülüyor mu? Hepsini görmenizi istiyorum çünkü. Küçülttüğümde görebildiniz mi? Nasıl? Çok görünüyor bence. Tamam. Genel hepsini görmenizi istediğim için biraz geriye çektim. Şimdi Osmanlı'nın savaştığı cepheler, amaçlarına ulaşmışlar. Geniş bir cephe açılmış fark ettiyseniz. Geniş bir cephe açılmış. Bakalım neler var. Şimdi bakıyoruz bir kere Kafkas cephesi var ve Kanal cephesi var. Şimdi Kafkas'la Kanal cephesini iki kere, yani nasıl cepheler? Taarruz cephesi. Yani bizim iki tane taarruz cephemiz var. Birisi Kafkas cephesi Ruslara karşı. Biz bu cepheyi kendimiz açtık. İki kanal cephesi. İki tane saldırı cephemiz var. Yani taarruz cephesi ne demekti zaten? Saldırı cephesiydi. Hatırladınız mı? Diğerleri nasıl cepheler peki? Şu gördükleriniz nasıl cepheler? Bunlar savunma cephesi. Savunma. Karşı taraf sana saldırmış. Sen kendini savunuyorsun nişanlısı. Dolayısıyla arkadaşlarım önce biz ne işleyeceğiz? Önce biz tabii ki de saldırdığımız için önce Kafkas cephesinden başlayacağız. Sonra Kanal cephesini işleyeceğiz. Tamam. Bu sene şeyden soru geldi. Cephelerden, Birinci Dünya Savaşı'ndan iki tane soru geldi. Ben size yine bunu söyleyeyim. Önceden söylemiştim. Hatırlayın. Dedim ki bir Çanakkale'den soru geldi bu sene. Neydi? Seyit Onbaşı hangi gemiyi vurdu diye geldi. Hatırladınız mı? Hatırladınız mı? Hangi gemiyi vurdu? Biriniz cevap versin. Ocean. Hangi gemiyi vurdu? Ocean gemisini vurdu tabii ki. Bir de şeyi sordular. Çöl kaplanı kimdir? Aslında çöl kaplanı diye sormadılar da. Şey diye sordular. Fahrettin Paşa. Fahrettin Paşa. Çok güzel. Bu şey var ya, ne derler? Bu Medine müdafisi diye sormuşlardı. Hatırladınız mı? Medine müdafisi. Evet. Yani Medine'nin savunucusu gibi sorulardı. Fahrettin Altay, yani soyadı da zaten Altay. Altay tankı var ya, ondan kaynaklı. Dolayısıyla arkadaşlarım iki tane soru geldi. Birisi bu Hicaz-Yemen cephesinden de kaynaklı Fahrettin Paşa. Diğeri de Çanakkale cephesi. Tamam mı? İki tane cephelerden soru geldi. Dikkat edin. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi bakın, Kafkas cephesinden başlıyoruz. Biraz daha yakınlaştırayım, rahat görün. Evet, herkes görebiliyordur artık. Şimdi, Kafkas cephesi bizim açtığımız cephe. Sana şöyle bir soru sorarsa, toprak kazandığınız cephe hangisidir derse hangisini alırsın? Toprak kazandığınız cephe derse hangisini Kafkas. Alırsın? Tabii ki. Kafkas. Nereden aldın? Bak Brest-Litovsk anlaşmasında kaybettiğin yerler Elbiye var ya. Elbiye-i Selase. Elbiye-i Selase. Batım aynen Elbiye-i Selase. Üçün vardı ya. Bak sen toprak kazandın. Yani sana dese ki kazandığın topraklar işte toprak kazandığı hangi cephedir diye sorsa Kafkas cephesi olur. Kafkas cephesine başlıyor. Zaten size Kafkas'tan gelme ihtimali var. Çanakkale'den gelme ihtimali var. Hicaz-Yemen'den. Kutulamayra'yı da anlatacağım. Ondan da gelmek ihtimali var. Şimdi başlayalım Kafkas cephesinden. Cephenin komutanı kim? Enver Paşa. Şimdi bana şey söyle. Enver Paşa'nın siyaseti neydi? Enver Paşa. Nasıl bir adamdı? Enver Paşa. Turancı bir adamdı. Turancı bir adamdı. Hatırladınız mı? Turancıydı bu adam. Turancıydı. Yani ne istiyordu? Kafkas Türklerini birleştirmek istiyordu. Kafkas petrollerini ele geçirmek istiyordu. Hatırladın mı? Tamam. Dolayısıyla bizim bu cephenin açılmasında Enver Paşa'nın çok etkisi var. Ve bizim amacı şu Enver Paşa. Kafkas petrollerini ele geçiririm. Kafkas Türklerini birleştiririm. Bu şekilde biraz daha genişletmiş olurum. Topraklarını işte Türklerle de bağlantıyı sağlamış olurum gibi bir mantığı var. Dolayısıyla böyle bir düşüncesi nedeniyle C
cephe açılmış. Zaten Ruslar sizin baş düşmanınız. Ruslara savaş ilan ettiniz. Gittiniz limanı bombaladınız. Ruslar da savaşa bu şekilde girdi. Peki biz bu cephede başarılı mıyız? Genel anlamda bu cephede başarılı değiliz. Maalesef. Olsaydık iyi olurdu ama değiliz. Bir tane bir şey vardı. Yani ben size anlatmıştım. Yaklaşık 90 bin asker soğuk hava şartları yüzünden donarak şehit oldu demiştim. Neydi o olayın ismi? Sarıkamış. Aynen öyle. Sarıkamış. Bak şimdi. Sarıkamış neredeydi bu arada? Kars. Aynen. Çok soğuk. Yani o soğuktan dolayı, soğuk hava şartları yüzünden yaklaşık 90 bin askerin biz Sarıkamış harekatında vefat ettiğini Ocak ayına denk geliyor. Aralık sonu Ocak ayına denk geliyor. Biz vefat ettiğini görüyoruz. Sarıkamış harekatı da yine bu cephede gerçekleşmiştir. Tamam. Ve Rusların nereleri aldığını. Şimdi Ruslar 93 Harbi ile zaten adamlar Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u almıştı hatırlıyorsanız. Adamlar Doğu Anadolu'nun bir kısmına girmiş zaten. Dolayısıyla devam etmiş. Nereleri almış ve bu Muş ve Bitlis'i kaybetmişiz bak. Muş ve Bitlis'i kaybetmişiz. Peki Muş ve Bitlis'i kaybetmişiz ama Rus Muş ve Bitlis'i sonradan geri alacak olan bir kişi var. Kim? Mustafa Kemal. Çok güzel Nerve. Teşekkür ederim. Şimdi, rica ederim hocam. Muş ve Bitlis'i Mustafa Kemal geri alacak. Tamam. Şeyden sonra, Çanakkale'den sonra hatırlarsanız biz Mustafa Kemal'in olduğu yerleri ne yapmıştık? Mustafa Kemal'in olduğu yerleri dedik ki Mustafa Kemal Çanakkale'de bulunuyor. Çanakkale'de bir. Kafkas'ta iki demiştik. Hani bazen yazıyor, bazen yazmıyor. Kafkas'ta iki demiştik. Son bulunduğu yer neresiydi Mustafa Kemal'in? Suriye miydi? Suriye. Aynen öyle. Suriye, Filistin'di. Tamam mı? Son bulunduğu yerde Suriye, Filistin'di. Mustafa Kemal'in olduğu cepheler 1. Dünya Savaşı'nda 1 Çanakkale, 2 Kafkas cephesi, 3 Suriye, Filistin cephesiydi. Tamam. Devam ediyoruz biz Kafkas cephesinde. Mustafa Kemal buraya gelip Muş ve Bitlis'i geri kurtardığını görüyoruz. Hatta anılarında da anlatıyor, Sarıkamış harekatı sonrası gittiği için anılarında karşılaştığı şeylerden falan bahsediyor. Yani o vefat eden askerleri, şehit olan askerleri, donan atları falan gördüğünü anlatıyor. Notunu da okumanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla şimdi biz bu cephede başarılı mıyız? Başarılı değiliz. Peki gidişata baktığımızda bir olay daha var. Günümüze kadar gelen bir olay var. O olayın adı ne? Tehcir kampı. Bolşevik mi? Bolşevik ihtilali olacak ama şimdi günümüze kadar gelen sözde Ermeni soykırımı diye bir olay var. Hatırlıyor evet. Musunuz? Tehcir kanunu. Tehcir kanunu. Aynen. Ermeni sorununu başlatan olay derse Berlin Anlaşması'nı alırsın. Ama burada Ermenileri Ruslar kışkırttığı için Osmanlı Ermeni halkının bir kısmını güneye çekmiş. Güneye çekmek için de kanun çıkarmış. O kanunun ismi göç kanunu, zorunlu göç kanunu diye geçer. Tehcir kanunu. Anlaştık mı? Tehcir kanunu çıkartıyor. Tehcir kanunuyla Ermenileri güneye göç ettiriyor. Şimdi güneye göç ettirirken de şimdi bu olay bizim günümüze şöyle geliyor. Diyor ki...